Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğim ama ondan önce kısaca bir İzmir'e bakalım neticelere. Yani birinci koşuda eğer Türkiye'nin artık kazanması gerektiğini söyledik. %56 AGF ile kazandı. Zaten çok büyük favoriymiş. İkinci koşuyu hepsi yaptık. İlk atımız Overt'iydi ama cesaret edemedik açıkçası. Üçüncüye Karamaçay'ı banko verdik. Normalde yarışlar başlamadan önce ikinci attı ama sonradan çok tüyo sevmiş herhalde. Birinci at olarak çıktı. Dördüncü ayakta Biçeroğlu'na ikinci at olarak verdik. O da dördüncü attı. Sonradan AGF çıktı. Çok güzel fiziği var demiştim. At çok iyi koştu. Hartflot'u açıkçası bu kadar kaçak at varken düşünmedim. Yani ters bir yarış olduğunu düşündüm ama hani bu kadar kaçak at varken de bitirebileceğini düşünmedim. Önce kaçtı. Sonra Ganimet gelip onu bastırınca bekledi. Düzlükte tekrar atak yaptı. Çok çok iyi koştu. 31 lira Ganyan'la günün önemli sürprizini yaptı. Burada She's My Baby'den hayal kırıklığı, yani beklediğim yarışı hiç yapamadı. Yani Hartflot'un yaptığı yarışı ondan bekliyordum ama çok kötü koştu. Yine de bir sonraki koşuya dikkat etmek lazım. Yine Değirmen Derebeyi'nin bir sonraki yarışa dikkat edelim arkadaşlar. Bu iki ata dikkat edelim bir yarış sonra. Crispy çok iyi koştu. Uzun zamandır kötü yarışlar yapıyordu. Havuz Aslan'ı resmen uyuttu. Havuz Aslan'ı da hayal kırıklığı. Kuru Soğan aslında normal sonuç, benim hatam. Ben 4, 6, 7 verdikten sonra 5'i de vermem lazımdı. Yanlış hata. Yani Kuzey Yağmur'u yıktıktan sonra, yanına Premium Mover'ı bomba aradıktan sonra son yarış çok iyi olan Kuru Soğan da yazılmalıydı. Orada benim hatam var. Elit Can'ı önermiştim. Rahat kazandı. Son ayakta da güçlü kız bankomuzdu ama bir işe yaramadı. Bu arada Ciğer'le Ragazza startta kalmasaymış güçlü kuzu geçebilirmiş yani. Bu kadar yüksek favori de ilk defa gördüm. Yani son ayaklarda bu kadar kalabalık yarışlarda herhalde Karataş'ın bilmesinden dolayı bir AGF %15 fazla çıkmıştır yani. Her neyse, yarınki Bursa yarışlarına bakalım. Bursa'da güzel bir program var. İlk ayaktan risk alacağız. Bakalım riskimiz ne derece başarılı olacak. Birinci aya baktığımızda ikinci koşudan başlıyor. Bu arada yine şeyle ilgili ne derler ona, yedili plase ile ilgili tahmin verelim arkadaşlarımıza. 3 numaralı Karahisar formda görünüyor. Bir aksilik olmazsa 2-2'yi bozmaz diye düşünüyorum. Biraz mesafe uzun gibi görünse de at formda ikiliye girer diye tahmin ediyorum. Yanına garanti almak isteyenler, yani alternatif isteyenler, 1 numaralı Bleachhoof da yine çok formda bir at. 3-1. Ama tek at isteyenler 3 numaralı Karahisar'ı yazsınlar. İkinci koşuya geldiğimizde hızlı geçmesini beklediğim bir yarış. Özellikle Safari ve Altın Kuruş'un yarışı hızlandıracağını düşünüyorum. Topuklu Efendi de bunlara kısmen katılabilir. Ben kumda bugüne kadar hiç geçilmeyen 4 numara Yıldız Kız'ın ters pistte de hiç geçilmedi. Tabii ki ters pistler hep kum. İzmir hariç ve Bursa hariç, ama şu anda hep kum koşuluyor Yıldız Kız. Bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ben yarış biraz hızlanırsa düzlüğe doğru 3. 4. diye girip düzlük üzerindeki sprint ile bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Açıkçası Akın Sözen ve Yıldızımız barışmıyor ama ısrar ediyoruz onunla. Bugün yine Adana'daki yarışa çok geç kaldı, yani çok çok geç kaldı ve King Berkay çıktığı gibi bitirdi. Fire of Earth'ten bahsediyorum. Bu at bir türlü kazanamıyor. Bu arada şeylere düşürdük arkadaşlar. Evet, Fire of Earth bir türlü iyi koş, yani iyi koşuyor da geç kalıyor, bir türlü kazanamıyor. Her neyse, inşallah Akın aynı hatayı yapmaz. İdil Kız da çok beklemez. 3-4 gidip düzlükte yarışa son verir. Açıkçası Safari'nin Bursa yarışları iyi değil. Altın Kuruş'un da İdil Kız'la kıyaslanırsa İdil Kız'ın biraz daha kaliteli bir at olduğunu düşünüyorum. Ve bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. İkinci aya geldiğimizde yani kim gelse şaşırmayacağımız türden bir yarış. Ayrım etmeden 2 numaralı Babür Bey, 4 numaralı Özburgaz, 5 numaralı Nehirinoğlu, 6 numaralı Asarcıklı, 8 numaralı Kara Şövalye, 9 numaralı Karavaş, 10 numaralı Badinhan, 11 numaralı Destroyer, 12 numara Gençberk, 15 numara Asilbaki ve 17 numara Şintay. İmkanı olanlar hepsi yapsın. Kim gelse şaşırmayacağımız türden bir koşu. Hızlı geçebilir. Uzun zamandır kötü koşan atlar var. Değişik bir yarış olabilir yani. O yüzden dikkat edin. Günün 3. ayağına geldiğimizde 4 numara Gürdoğru sona yarış çok iyiydi. Ama bir türlü yanındaki at tazeleyince ayıramadı. 2 numara As Erdil onun ciddi rakibi. 4-2 önde gibi görünse de ilk defa
Kaba kuma çıkacak olan 3 numara Ateş Efe'den ters bir yarış gelebilir belki Alican İnci ile. Dikkat edelim. Kaba kumda ne yapacağı meşhur Hür Batur yavrusu. Normalde Hür Batur kumda iyi giden bir attı. Ama Ateş Efe henüz istenilen yarışları yapamasa da kumda farklı koşabilir. Dikkat edin. 4-2-3. Günün 5. koşusuna geldiğimizde açıkçası pist nemli olsaydı 4 numara Lover'ı yani bank olarak düşünebilirdim ama pist kaba kumda biraz sanki zorlanıyor gibi. 2 numara Güneş Kız iyi bir kısrak fakat o da böyle yaklaşık 20-25 gün belki de 10-15 gün tam bilemiyorum ama yatmış yani çalışmamış. Bir 26'sında bir galop yapmış, bir de 30'unda bir galop yapmış. 26'sındaki Turbakar tarzında bir galop yani çok rahat fazla sıkıştırılmış. 30'unda da bir 600 yapmış. Bilmiyorum bu etkilenebilir yani itman anlamında. O yüzden burada 8 numara Ling Ling Enerji'nin son iki yarışı çok iyi. Sonlarda çok kuvvetli geliyor. Yarış yarın hızlanırsa çok ters bir yarış yapabilir. Dikkat edin yarın birçok bültende 2-4 geçiriyor olabilir burası. Ama 8 numara Ling Ling Enerji gerçekten sonlarda çok güçlü gelebilir Akın Sözen'le. Dikkat edin diyorum ve yine 7 numara Zivinsan sentetikte yaptığı güzel yarışlarını kaba kuma taşıyabilirse ki annesi bir Royal Abjar kızı iyi koşabilir. 4-2-8-7 sırasını veriyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde 3 numara Gaffar Bey iyi görünüyor ama birden duruyor. Sanki dirensiz bir at. Özellikle Kocaeli'deki 1400 yarışında yani hiç geçilmemeliydi. Ekürüsüne geçildi ama yani o kadar mesafe kapatıldı. Hızlı bir at. Yarın numarayı alıp gidecektir diye tahmin ediyorum. Bu kıpırdanmalar içerisinde olan 2 numara Ertaha onu zorlayabilir. İnatçı yapısıyla Fırat Arslan'la yakın takip edip onu geçmeye çalışacak. Ben 2-3-3-2 şeklinde tavsiye ediyorum burayı. Günün son ayağı yine zor bir yarış. 8 numaralı modalı Güçlü Bey son yarışında kıpırdadı. Gerçekten güzel koştu. 4 numara Gül Pembe son yarışına ölçü almıyorum. Bugün daha iyi koşar. 7 numara Lady Maya'da kıpırdanmalar var. 10 numaralı Prenses Gamze ters bir yarış yapabilir. 13 numaralı Prenses Şirin. 12 numaralı Türk Nur. Ve 11 numaralı Ateş Geçirmez diyorum arkadaşlar. Zor bir yarış. Son ayakta da kendi tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz. 8, 4, 7, 10, 13, 12 ve 11. Hepinize bol şanslar. Kanalımıza abone olup videoları beğenir ve yorum yazarsanız mutlu oluruz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Hepinize sevgiler, saygılar ve hayırlı akşamlar diliyorum.